maalesef İtalya'yı her konuda etkilediğini diye düşünüyorum. Herkesin bildiği gibi koronavirüsün ilk ortaya çıktığından beri burada İtalya'da hem hasta sayısal olarak ve hem ölüler sayısal olarak çok yüksek rakamlarda bulunuyoruz. O yüzden çok üzüntücü bir durum. Bununla beraber tabii ki ekonomik hali de bana sorarsanız çok zor durumlarda. Çoğu dükkanlar kapalı, marketlerden hariç her şey kapalı. Bazıları bile iflas etti. Dükkanları kapalı görüyorum dışarıda artık yürüyüş yaparken. Evet, çok üzüntücü bir durum. En azından bir hafta önce sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İnsanlar artık yürüyüş yapmak için, spor yapmak için dışarı çıkabiliyor maske ve maskeyle. Ve umarım ki en kısa zamanda buradaki hayat eski güzel haline dönebilir. Ve bu tabii ki tüm dünya için geçerli yani. İnşallah en kısa zamanda her şey iyi olur. Tabii ki kulübümüz her birine, bütün takım için program hazırlıyor her gün için. Evde neler yapılacağını tabii ki yeniden futbola başlarsak hazır bir durumda olmak için sabahları uyandığımda onu yapmaya bakıyorum. Evdeki kurduğum home gym'de uyanır uyanmaz işte onu yapmaya bakıyorum. Ondan hariç eşimle ara sıra film izleriz, kitap okuyorum, İtalyancamı geliştirmeye çalışıyorum tabii ki. Ve akşamları da ara sıra arkadaşlarla PlayStation'da buluşuyoruz. Hem takım hem benim için çok iyi ve çok olumlu bir sezon olduğunu diye düşünüyorum. Sezon öncesi İtalya'da bunu bizden hiç kimse beklemedi ve o yüzden herkesi pişman ettiğini diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyebiliriz bence, belki ligin en büyük sürprizi bizim takım olduğunu diye düşünüyorum. Ve o yüzden her birimiz için, kulüp için çok olumlu ve gerçekten çok iyi bir sezon olduğunu diye düşünüyorum. Türkiye'den gelen teklifler var ama daha önce dediğim gibi şu anki hedefim Avrupa. O yüzden önümüzdeki şu anki kısa zaman, kısa süreç için dönmeyi düşünmüyorum. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye çok dönmek isterim. Evet, biraz erken olduğunu diyebilirim belki. Çünkü bana sorarsanız 1-2 sene daha başka bir kulüpte süreklilik bulup oynayıp kendimi geliştirip Galatasaray'a gitseydim çok daha farklı bir zaman geçirebilirdim orada. Ama bunu tabii kimse bilmiyor. Bu benim düşüncem. Ama öyle olsa muhtemelen biraz daha farklı bir zaman geçirebilirdim orada. Sonrası maalesef çok talihsiz büyük bir sakatlık geçirdim ve ondan sonra bir daha da süreklilik bulamadım. Ve böyle zamanım sona erdi orada. İlk ve önemli hedefim tabii ki her geçen gün kendimi geliştirmek her konuda. Bu benim dediğim gibi ilk ve önemli hedefim. Ve ondan sonra tabii ki inşallah Verona'dan sonra Avrupa'da başka büyük bir kulüpte yer bulmaktır. Evet, son zamanlarda Türk genç oyuncular daha fazla Avrupa'ya gitti ve orada başarı gösterdiler. Ve ne kadar Türk oyuncu Avrupa'ya giderse o kadar da Avrupa'nın kulüpleri Türk Ligi'ni izlemeye gelirler. Ve bunun için mesela şöyle bir şey düşündüm. İlk 11'de 2 veya 3 tane Türk oyuncu olabilir diye gibi bir kural getirilebilir. Yabancı kuralı bana sorarsanız yine serbest bırakılır. Ancak dediğim gibi 2 veya 3 tane Türk oyuncuyu ilk 11'e monte ederek onları korumuş oluruz. Ve bununla beraber bana sorarsanız da Avrupa'ya daha fazla Türk oyuncu gelebilir diye düşünüyorum. Evet, okuldaydım ve telefonum çaldı. Tabii ki dersin ortasındaydık. Telefona çıkamadım maalesef. Önemli bir şey ve önemli biri olduğunu diye sanmamıştım. Sabah sabah okuldayken. Telefonu kaçırdıktan sonra 2 dakika sonra bir mesaj geldi eski hocamdan o zamanlar.
Ve onu hemen geri almamı istedi. Çok önemli bir şey varmış diye. Yani dersten çık dedi. Lütfen beni geri ara. Çok önemli bir şey. İzin alıp dersten çıktım. Geri aradım ve sonrası hayal gibi. Bana onu az önce Krupa adını diye söyledi ve seni öğlenki A takım yapılan idmanında görmek istediğini iletti ve sonrasında daha doğrusu pek iyi hatırlamıyorum çünkü inanılmaz heyecanlıydım.